Sinekler de başladı. Hiç sorma, sinek gene başladı. Buna daha önce mıklansız attıydık değil mi? Bir tane attıydık. Bu bölgede metallerin biriktiği nokta buralar. Tam bu noktada. İki nokta alıyoruz. Şimdi daha önce buna mıknatıs sattık biz. Yine böyle bir problem vardı. Muhtemelen biri mıknatıs ötüyorsa diğer metal boşta. Şey var, hayvanda gaz oluştu değil mi? Hı hı. Mide çalışmıyor yani. Midenin durmasına bağlı gaz oluşuyor. Metal batmalarında da mide hareketliliği durur. Ona bağlı bu şekilde timpani gelişebilir. Burada da ötüyor. İki taraflı ötüm var. Bir de burada ötüyor. Şu bariz. Yine bazen mıknatıs attığımız mıknatıs zamanı kaç, ne kadar oldu atalı? Sen? İki yıl oldu mu? Yok, yok ya. Bir yıl oldu. Bazen o kadar çok metal olur ki mıknatısın artık etrafını doldurur. Artık mıknatısın evet. Kabiliyeti düşer. O yüzden bazen iki tane mıknatıs atmak gerekebilir hayvanlara. Çünkü mıknatıs üzerindeki çivi metal hayvan ölünceye kadar durur. Orası dolduğu zaman, onun kapasitesi dolduğu zaman arta kalan metaller bu sefer sağda solda gezindiğinde hayvana batma durumu olabilir. Şimdi gaz var hayvanda. Buna bağlı işte hayvana gerekli uygulamaları abim yapmış ama şimdi bir gaz alma durumu var. Abi sen şimdi burnunu tutacaksın herhalde. Ya burnunu tutsak da çıkartmıyor. Deli bu. Tutulmaz mı burnu? İpten şey yapsan, boynuna ip bağlasan. Vallahi ben ne yaptım? Burnuna ipi bağladım şuradan. Vallahi sen iyi tutun ya. Getir abi. Üstümüze de işken bak. Pek de yanıyor da işte. Arada çıkarıyor da. Tırpa. Güzel bir zor başı zaten. İnşallah. Bu ne? Köpüklü gaz. Valla. Çok yem de mi verdiniz? Ne yaptınız? Bu güzel bir taktik abi. Şimdi hamle yani yapamaz değil mi? Kafayı yere eğiyor. Evet, bu da bir güzel taktik. Aynen öyle ediyordum ben. Yoksa tek başıma baş edemiyorum. Oo. Şimdi buradan yazdı ağabey. Evet. Oradan da mı bağlıyorsun? Yoksa biraz aksi. Kafası aşağı iner ama böyle. Yok ters. Dursun. Ters oldu yok. Kafayı kaldıramam abi ilaç içirken. Şeye geldi. Şimdi oldu. Elini de kesme.
Onun üçte birini. Ya da yarısını dök. Dök 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 dök. Döktün bayağı yarısını. Tamam. Kaç gram o? 250 gram mı? 200, 250 gram. Tamam. Ondan da dökek. Diğer ne yapayım? Değil mi? Şun. Görüyorsun tamam. Dök ondan da. Bakayım. Dök 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 dök. Dök ya korkma ya. Yeter. Su da katalım. Su da kat. Tamam. İyice şöyle bir karıştır. Tamam. Getir abi. Şeyi de getirin. Maya var ya içinde, ben pat şişmeye başladım. Tamam tamam. Yeter. Her ortamı taktım. Ortama yuvar baktım. Tam tak hortumu, hortumu tak, hortumu tak. Hortumu tak sen, hortumu tak. Gönder, kıvır. Kıvır, su şeyi kıvır gibi. Baba bir dakika. Bir dakika kıvırır gibi. Kıvır, heh. Tamam. Olduysa tamam. Al abi, tut bakalım. Yukarı kalk, yukarı kalk. Güzel tutak. Güzel tutak. Tamam, güzel tutak. Evet, hadi at bakalım. Allah Allah, peynir yapsınlar. Yapsınlar, peynir yapsınlar.
arpaya girdin? Yeni yani, dedim ki ne? Baktım yemi yemiyorlar. Dedim lan bir de ezme alayım, hayvanlar ağız değiştirsin. Tamam dedim. Arpa ezmesi arpa olduğu ezmesi gibi yiyince böyle olur. Yapar. Evet arkadaşlar, yem değişikliği. Hep söylüyoruz, yemleri alıştıra alıştıra, azar azar vermek gerekiyor. Ben de az da bir halka döktüm. Arpa gibi bu tür yemler ilk defa verildiğinde alışmadan hayvanlarda hızlı bir şekilde gaz oluşturur. Asidoz oluşturur. Bu da mideyi durdurur. Ondan sonra midede çözülmeyen köpük gaz gelişebilir. O yüzden mutlaka yemleri hayvanlara alıştıra alıştıra veriyoruz. Alıştırmadan yem vermiyoruz. Yine karma aşılar koyunlarda, keçilerde, küçükbaş hayvanlarda yapılıyor ama bu hayvanlarda çok yapılmıyor. Aslında o aşılarda, büyükbaş hayvanlarda uygulamak lazım. Karma. Enterotoksemi aşıları biliyorsunuz. Kolostriumun sebep olduğu birçok hastalık çeşidi var. Onlara yönelik de karma aşılarını mutlaka yapmak lazım. Hayvanımızın tedavisini yaptık. Her ihtimale karşı tekrar birkaç farklı bölgede ötüm aldık. Daha öncesinde mıknatıs uyguladığımız bir hayvandı. Bazen mıknatısların kapasitesi dolabilir. Çok yoğun üzerine metaller birikebilir. Dolayısıyla sonraki metalleri almayabilir, tutmayabilir. O yüzden bazen ikinci defa mıknatıs atmanın da faydası var. Bugünkü videomuzu tamamlıyoruz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olup videolarımıza beğen atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkta kalın, takipte kalın.